ara tatilimizi nasıl değerlendirmeliyiz hocam? Zaten bir tane tatilimiz var. Onu da elimizden almayın. Zaten 9. sınıfa geçtik. Bir anda matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, işte başka edebiyat her şey zorlaştı. Hocaların notları cimrileşti. Ne yapacağız hocam? Lütfen bari tatilimize izin verin dediğinizi duyar gibiyiz ama bu tatili en fazla dinlenerek geçireceğiz ama yine fırsata değerlendirmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü yapacağımız her bir çalışma bize gelecekte mutluluk olarak dönecek. Ara tatilde dinleniyoruz. Bir numaralı yapacağımız şey dinlenmek ama başka neler yapabiliriz? Gelin Nitro'dan sonra bunları konuşalım. Sizlerden yorumlar geldi. Selin Taş, Hakan, Milkiço çok güzel yorumlar yazmış. <laughs> Hocam ara tatil planı lazım, ara tatil için ne yapmalıyız? sınavlar bitti tatil geldi ne yapmalıyız? Arkadaşlar tatillerde birincisi tabii ki dinlenilir. Yani Kasım ara tatilinde, sömestr ara tatilinde, Nisan ara tatilinde ve yaz tatilinde tabii ki dinleneceğiz. Ancak şu bir gerçek ki bizler 9. sınıfın çalışkan öğrencileri olarak belli hayalleri belli hedefleri olan öğrencileriz. Ve şunu da unutmayın sıkıntının bitmesi insana lezzet verir. Bakın yazılılar dönemi bitti oh be dedik rahatladık öyle değil mi? Ama eğer yazılılar döneminde gezip tozsaydık yazılara girmeseydik hep rapor alsaydık. Şu anda çok sıkıntı içerisindeydik. Niye? Çünkü tatlılığın bitmesi, tatili bitmesi, mutluluğun bitmesi insana sıkıntı veriyor. Dolayısıyla eğer siz ara tatili sadece yatarak, dinlenerek geçirirseniz sonrasında tüh ya bu 9 günü iyi değerlendirebilirdim diye birazcık endişe edebilirsiniz. Ama ara tatilinizde en fazla dinlenip ama sonrasında belli çalışmalar yaparsanız geleceğe dair. Bilhassa da nedir o gelecek? Üniversite sınavı. Yani biliyorsunuz ki üniversite sınavında TYT'nin %50'si şu anda öğrendiğiniz konulardan çıkıyor. AYT'nin de 125 esası. AYT 11-12 diyorlar ama 9-10 konularının da bilgileştirilmiş hali yine AYT'de soruyorlar. Ve şu kesin ki sizin şu anda öğrendiğiniz her bir bilgi, her bir kazanım çat diye üniversite sınavında karşınıza geliyor. Yani diyelim ki şu anda örnek veriyorum Coğrafyada öğrendiğiniz konular var ya, bunların her biri tekrar doğa ve insan konusunda tekrar TT soru olarak gelecek ya da tarihte ya da Türkçede ya da fizikte ya da kimyada her biri sizin ilerideki hayalleriniz açısından değerli. Dolayısıyla bunları sadece okul yazılısı açısından değil, üniversite sınavı açısından da düşünmemiz gerekiyor. Şimdi şu ana kadar öğrendiğiniz konularda eksikleriniz olmuş olabilir. Bu eksikleri iyi belirlememiz lazım. Çünkü bu eksikler bize ikinci yazılarda karşımıza çıkabilir, üniversite sınavına girdiğimizde de karşımıza çıkabilir. Hocam, Bismillahirrahmanirrahim. Ne üniversite sınavı daha 900, 10 var, 11 var, 12 var demeyin. Emin olun zaman hıp hızlı geçiyor. Bir de zaman hızlı geçmesinin şöyle bir sıkıntısı var. İleride şunu yapamıyorsun mesela bir yerden sonra diyelim ki belli hedefler koyuyorsun kendine. Diyorsun ki ben işte 9. sınıfta çalışmayacağım, 10. sınıfta çalışmayacağım, 11'de de çalışmayacağım, 12'de başlayacağım diyorsun. 12'de kazanamayıp bu sefer mezuna kalıyorsun. Bu mezun birinci sene oluyor, mezun ikinci sene oluyor. İnsanların ilk yılında değil de ikinci, üçüncü yılında kazanmasının sebebi buradaki zamanı iyi değerlendirmemesi arkadaşlar. Buradaki zamanı iyi değerlendirmekten kastım da şu. Eğer günde 24 saat varsa bunun belki sadece bir saatini çalışmaya ayırsa bu iyi değerlendirme giriyor. Yoksa 24 saatin 24 saat çalışmakla demekten bahsetmiyorum. Şu da çok önemli. Seni hiç çalışmadın burada. Sonradan bu mezun döneminde 24 saatte 20 de 20 saatte çalışsan burada çalıştığın gibi verim elde edemiyorsun. Yani belli bir yerleri artık kazanma ihtimalin zayıflıyor. Yani ilk girişte kazanan adaylar daha yüksek yerleri kazanıyor. Onu da söyleyelim. Şimdi her gün 30 soru çöz demişiz. Hocam nereden çözeceğiz? Nasıl çözeceğiz? Nasıl plan yapacağız? Diyebilirsiniz. Bunu hemen anlatalım arkadaşlar. Şimdi birincisi çok önemli. 9. sınıfta gördüğünüz konular TYT'nin de temelini oluşturuyor. Dolayısıyla zeminimizi sağlam tutacağız. Sadık kalabileceğimiz bir program yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyoruz. Şimdi bizim Sınavlarda diyelim ki bu sene ne oldu? Bir sürü dersimiz var. Şöyle dersleri yazıyorum tekrar buraya ders yazıyorum. İşte edebiyat dersimiz vardı. Matematik dersimiz vardı. Fizik dersimiz vardı. Kimya vardı. İşte coğrafya var. Ta buraya dersleri yazabilirsiniz. Bu derslerle alakalı bizler hem bu birinci dönemde birinci yazılıda hem de birinci dönemde ikinci yazılıda öğrenmemiz gereken konular var. Öyle değil mi? Buraya da konuları yazın. Şuraya da konu yazıyorum. İşte edebiyatta Birinci ünite, ikinci ünite. Matematikte birinci ünite, ikinci ünite. Fizikte bir, iki. Kimyada bir, iki. Coğrafyada bir, iki. Yani burada bir, iki yazmayabilirsiniz. Buraya mesela edebiyata giriş, ikincisine işte roman ve hikaye veyahut da şiir neyse bunları yazabilirsiniz. Buraya da konuları yazdınız ya. Şimdi yapmanız gereken şey şu. Bu konularla alakalı mutlaka mutlaka bir kopya hazırlamanız lazım. Nasıl yani hocam sınavda kopya çekmek yasak biliyorum ama sınavda kopya çekmek için değil. Bu ileride de kullanacağınız bir kopya olmalı. Hani çok güzel bir kopya hazırlarsan bunu ileride üniversite sınavına hazırlanırken bile bir çalışma kağıdı olarak kullanabilirsin. Bu kopyada amacımız şu bu bilgileri ikinci yazılıda sınavdan önce tekrar etmek için kullanabilirsin. Kantinde sağda solda. Bu özetlemiyorum ben bunu özetle de çıkarabilirsin ama ben kopya diyorum. Niye? Kopya çekmemize gerek yok çekmeyeceğiz de inşallah. Ama bu kopya küçük kağıtlar emin olun aklımıza daha iyi kalıyor. Sonrasında soru çözümü. Soru çözümünü ilk başta video olarak da izleyebilirsiniz. Bizim videolarımızda soru çözümlerimiz var. Yeni dönemde sizlere süper taktik videoları soru çözüm videoları getiriyoruz. Daha kısa videolar daha fazla shorts daha fazla taktik getireceğiz. Bunların hatta birkaç tanesinin örneğini atacağım göreceksiniz. Bu, bu şekilde daha da hızlı arkadaşlar. Uzun videodan kısa video tarzına geçiyoruz. Ve soru çözüm videolarımızı izleyebilirsiniz. Sonra kendiniz soru çözüm yapabilirsiniz. Nereden? İşte Dinamo Soru Bankası yapabilirsiniz. Veya elinizde başka X yayınlarının vardır. Y yayınlarının vardır. Başka başka yayınlardan da kitap almış olabilirsiniz. Dolayısıyla bunlara bakmak... Hatta ben siyeniniz olsam ÖSYM'nin sorularına bakmak çok çok değerli. Bizim kitaplarımıza biz ÖSYM tarzı sorular da koyuyoruz. Onları da inceleyebilirsiniz. ÖSYM'nin kendi orijinal sorularına bakabilirsiniz. İşte edebiyattaki ikinci konuyla alakalı kopyamı hazırladım. Soru çözüm videomu izledim Tonguç 9. sınıf kanalından. Soru çözüm çalışmasını da yaptım Dinamo'dan. X yayınları kitabım vardı oradan da çözdüm. ÖSYM'nin sorularına baktım diyorsun ya artık sen bugün hazırsın. Bu konuyu cebe attın. Hem ikinci yazılı da buradan kaçırmayacaksın. Hem de ileride TET adına cebine bir neti atmış oluyorsun değerli arkadaşım. İşte planı bu şekilde yapabilirsiniz. Tabii ilk yapmamız gereken şey bir kez daha yazıyorum. dinlemek arkadaşlar. Dinlenmek de çalışmaya dahil. Dolayısıyla en fazla dinleniyoruz. Kitap okumak çok değerli. Mutlaka takip ettiğiniz bir yazar, sevdiğiniz bir yazar varsa okuyun. ÖSYM de şunu anlamış. Kitap okuyamayan öğrencilerin yorum yeteneğinin, dikkat yeteneğinin, satırları takip yeteneğinin zayıfladığını gördüğü için daha uzun yorum soruları soruyor. O yüzden kitap okuyan öğrenciler üniversite sınavlarında daha başarılı oluyor. Hatta şimdi biliyorsunuz sınavlarda yazmada getirdiler, konuşmada getirdiler. O yüzden dikkatli olmanız lazım. Kendinize zaman ayırmayı da unutmayın arkadaşlar. Ara tatil sonrası az önce söylediğim gibi konu altı videolarımız yine devam edecek. Her bir derse özel. Nokta atışı kısa shortslarımız geliyor. Direkt yazılda çıkacak konuları Küçük küçük shortslar halinde sizlere vereceğiz. Soru çözüm videolarımız var. Ve ikinci yazılı kampında da inşallah sizlere süper notlar aldırıp takdirleri, teşekkürleri hanenize yazdıracağız arkadaşlar. Ödülü sorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın.